Herkese merhaba, ben İrem, kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün bir süredir kullandığım, sizin de bana inceleme videosu ne zaman gelecek diye sordunuz. Philips'in 5400 Lattego espresso makinesini inceleyeceğiz. Hepsini, her şeyini detaylıca videoda size anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Bu videoda neler olacak bir baştan onu söyleyeyim. Bu bir kutu açma videosu değil çünkü ürünü ciddi bir süredir kullanıyorum ve kahve makinesi biliyorsunuz yani. Kullanmaya başladıktan sonra bizim evde en az günde 3-4 kere çalışıyor kahve makinesi. O yüzden bayağı bir haşır neşir oldum. Tüm detayları size anlatabilecek durumdayım. Nasıl kuruluyor, nasıl açılıyor, suyunu nereden alıyor, temizliği nereden yapıyor, bu kahve seçeneklerini neye göre seçiyoruz, kahve sertliği nasıl, kahveyi nasıl çekiyor, hangi tür kahve kullanıyoruz, hepsini her şeyiyle detaylıca videoda anlatacağım. Şimdi öncelikle ben bir cihazımı çalıştırayım. Normalde burada bu şekilde kullanmaya pek alışık değilim. Arka tarafta duruyor cihaz ama size burada güzel bir şekilde her şeyi göstermeye çalışacağım. Prize takacağım, çalıştıracağım. Hem bir kahve yaparız birlikte hem ayarlarını gösteririm. Suyunu doldururuz, kahvesini koyarız. Hepsini detaylıca yaparız ama önce bir prize takıyorum. Evet, şimdi makinem hazır. Başlatıyorum sizinle birlikte. Açma kapama tuşumuza basıyoruz. Ve şimdi zaten kendini hazırlayacak. Şunu söyleyeyim, ilk açılışta bir ısınma süresi var makinenin ama zaten birazcık göreceksiniz, böyle canlı canlı yapıyorum. Ekranda heating up yazıyor ve zaten sonra hazır olduğunu bize ekrandan belirtecek. Buradaki profillerden daha önce kaydettiğiniz kahveniz o sizin biliyor. Biraz sonra daha detaylıca anlatacağım size. Kendi profilinizi seçiyorsunuz. Benim blue profile benim, mavi profil. Mavi zaten o benim kahvemi nasıl sevdiğimi biliyor. Daha önceki ayarlardan deneme yanılma yöntemleriyle benim için en ideal olan americano'yu bulmuştum ben. O yüzden bu mavide kalsın. Sonrasında da istediğiniz kahveyi seçiyorsunuz ve basıyorsunuz. Sonrasında o kendiliğinden zaten hazırlıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor bir gösterelim. Şimdi burada gördüğünüz toplam bu makine 12 farklı çeşit kahve yapıyor. Burada gördüğünüz 6 tanesi. Bir 6 tanesi de buradaki More Drinks tuşunun altında var. Oradan da aşağı doğru dilediğiniz kahveyi seçebiliyorsunuz. Yani Flat White'dan, Ristretto'dan, işte Cappuccino'dan, Latte'den her çeşit aklınıza gelecek dışarıda içtiğiniz kahveyi tek bir tuşla yapıyor. Cappuccino tuşuna basıyorum. Şimdi burada tek öğrenmeniz gereken yer burası. Kahvenin yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Daha yoğun bir kahve istiyorsanız bu ok işaretiyle daha yukarı çıkarabilirsiniz. Ortalama bir yoğunluk bana yeter diyorsanız bu şekilde seçebilirsiniz. Bu arada daha yoğun kahve sevenlerin istediği sertlikte kahveyi de hazırlayabiliyor cihaz. Çünkü ekstra shot özelliği var. Eğer ki cihaz üzerinden ekstra shot seçerseniz çok daha yoğun bir kahveniz olacak. Bu farklı ayarlamalar sayesinde de kahvenizin su, süt ve kahve miktarını her fincanda kendi arzu ettiğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve şimdi tek tuşla basacağım. Sırayla önce kahvemi çekecek. Bu kısım çok önemli çünkü çekirdek kahve koyduk. Kendi seramik öğütücüsünde çok güzel mis gibi kokutarak etrafı o kahveyi bir çekecek. Bütün bunları sesli olarak birazdan duyacağız. Sonrasında da kahve içine aldıktan sonra kahvemizi hazırlayacak. Gerekli suyunu ekleyecek ve sıra süt köpüğüne geldiği zaman da süt köpüğünü ekleyecek. Süt köpüğü derken burayı da birazcık açmak istiyorum. Çünkü kahvenin tadını çok belirleyen bir şeydir biliyorsunuz. Süt köpüğünün kıvamı inanılmaz bir süt köpüğü hazırlıyor. Zaten makineye ismini veren de bu süt köpüğü haznesi. Lattego. Yani bu Lattego kısmındaki teknoloji o kadar lezzetli bir şekilde o süt köpüğünü veriyor ki kahvenizi sanki dışarıda hani bir yerlere gidersiniz, içersiniz, o kahvenin lezzetini bir türlü evinizde bulamazsınız ya. Hiç öyle değil. İnanın çok uzunca bir süredir. Hani bir restoranda değilsem gidip sadece kahve almak için artık bir yere uğramıyorum. Kahvemi hazırlıyorum, kendi mug'ımı alıyorum ve o şekilde çıkartıyorum. Çünkü muhtemelen taze de çektiği için acayip lezzetli bir kahve hazırlıyor. İyi kahve içenlerin dikkat ettiği birkaç şey var. Bir tanesi kahvenin sıcaklığı. Lattego kahvenizi ideal sıcaklık olan 90 ila 98 derece arasında hazırlıyor ve ideal aromayı bu şekilde almanızı sağlıyor. Ve şunu da unutmayın ki birincisinde yaptığı, ikincisinde arka arkaya 4 tane, 5 tane, kaç tane kahve yaparsanız yapın, su haznesinin yettiği kadar kahveyi
o güzel ısıda hazırlayabiliyor. Bu çok önemli. Yani bir kahve makinesi alırken birçok kişinin en önem verdiği şey sıcaklıktır. O konuda kesinlikle harikalar yaratıyor diyebilirim. Sıcaklık kısmı önemli. Taze çekilmiş olması da bence çok önemli. Birçok evde çok kahve meraklıları öğütücü falan alırlar biliyorsunuz. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Zaten içindeki seramik öğütücüsüyle kahvenizi içmeden önce anında öğütüyor. Bu arada kahve öğütücüsünün 12 tane farklı ayarı var. Siz dilediğiniz ayara göre kahvelerinizi çekebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey çünkü öğütülmüş kahve aldığınız zaman o aromanız o anlık olarak geçmiyor kahveye. Çünkü daha önceden öğütülmüş bir kahve. Bu arada şunu da söyleyelim. Eğer ki çekirdek kahveniz yoksa evde filtre kahvenizi direkt buradan da çekilmiş kahvenizi koyabiliyorsunuz. O yüzden hani illaki de çekirdek kahve olmak zorunda değil. Evinizde bir kahve vardır, bir hediye gelmiştir vesaire. Çekmenize gerek yok. Direkt bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ne dedik? Aroması önemli, sıcaklığı önemli, çekirdek olarak taze taze çekilmesi önemli. Bir de benim için bir önemli şey daha var. Su haznesi geniş olsun. Yani bir kahve, iki kahve yapınca hemen bitmesin. O konuda da gayet güzel bir kapasitesi var makinenin. Arka arkaya birçok kahveyi hazırlayıp servis edebiliyorsunuz. Şimdi ayarlarımıza bakalım. Bardak boyutuna göre birazcık değiştireceğim ayarları. 80 ml kahve koyacağız. Yan tarafa gidiyoruz. Bol olsun köpüğü. 210 ml de süt koyacağız. Daha doğrusu süt köpüğü koyacağız. Okey diyorum. Latte Go'yu yerleştir diyor. Zaten süt azdan benim yerleşik. Ve direkt şu ayarı da bu arada göstereyim size. Bu kısmı yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Yani bardak yüksekliğinize göre daha yukarı alıp ya da daha aşağı alabiliyorsunuz. Buradan da köpüğümüz geleceği için şöyle ortalama bir ayar yaparak hem köpüğü hem kahveyi en doğru yere alabilirsiniz. Cappuccino yapacağız demiştim. Şimdi tek tuşla az önce ayarlarını yaptım. Cappuccino'muzu yapıyoruz. Şimdi taptaze bir şekilde kahvemizi öğüttü. Çekirdekleri aldı ve tamamen hazır hale getirdi. Şimdi başlayacak. Önce süt köpüğünü yollayacak çünkü cappuccino yapıyoruz. Bu ses geliyor öncelikle süt köpüğü yollamadan. Birazdan da o buharla birlikte köpüğümüzü hazırlayacağız. Mükemmel bir görüntü değil mi? Şimdi kahveye geçiyor. Ekranda zaten Enjoy yazısını görünce kahvemiz hazır. Şimdi sizin için içiyorum. Şimdi en çok merak edilen kısma geçiyorum. Bu kahve makinesi nasıl temizleniyor? Nasıl çıkarılıyor? Nasıl boşaltılıyor? Hepsini anlatacağım. Şöyle kahvemi bir kenara alayım. Şimdi biliyorsunuz bir süt haznesi vardı, Latte Go. Onun bir temizliği var. Ayrıca altında bir haznesi var. İçinde kahveleri biriktirdiği bir kısmı var. Bir de su haznemiz var. Şimdi zaten makinemizin kendisini bir nemli bezle her zaman silebiliriz. Deterjan vesaire kullanmıyorum. Ben normal nemli bir bezle, belki hafif bir sabunlu bezle silebiliriz. Sonrasında bu su haznemiz var. Bu su haznesinde durulayabilirsiniz. İstediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Sonrasında tekrar yerine takıyoruz. Şöyle söyleyeyim, tüm demleme kısmı makinenin çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Çünkü hepsi çıkabiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü biliyorsunuz bazı cihazlar çıkamadığı için içinde temizlik yapmanız gerekiyor. Makina kendisini de aslında temizliyor. Onu nasıl yaptığını göstereyim. Şuraya bir tane bardak yerleştirelim. Ve bakın buradan clean tuşu var. Clean tuşuna basıyorum. Quick rinse diye bir opsiyon çıkıyor. Onu okeyliyorum.
Latte Go'yu koyun diyor. Okey diyorum. Ve Clinic yazdı ekranda. Şimdi süt haznesini, Latte Go'yu temizlemeye başlayacak. Çok güzel değil mi? Şimdi hemen size şunu göstereceğim. Son kalan, böyle ucunda kalan sütü suyla birlikte, kendi buharıyla birlikte dışarı atmış oldu. Böylelikle bu kısmı temizledik. Onun dışında çok önemli bir şey söylüyorum. Çünkü süt koyduğumuz kısım Latte Go'yu bu şekilde çıkarıp bu haliyle bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü bulaşık makinesi en pratik yol biliyorsunuz. Böylelikle bulaşık makinesine atabilirsiniz. Onun dışında diğer parçalara gidelim. Biliyorsunuz burada şöyle bir haznemiz var. Şimdi bir kahveleri yaptıktan sonra, kahveyi çektikten sonra, sıkıştırdıktan sonra, kahveyi bastıktan sonra biliyorsunuz böyle kalıntılar oluşuyor. Bu kalıntıları bir süre sonra zaten size makine uyarısını veriyor ve diyor ki boşalt. Çöpe atıyorsunuz, boşaltıyorsunuz. Sonra da sudan geçirip tekrar yerine koyabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir alt haznemiz var biliyorsunuz. Bu alt haznesinde burada fazla suyu birikiyor. Fazla suyun biriktiğinde size çok güzel bir anlatma yöntemi var. Buradaki kırmızı çubuğu takip ederek anlayabilirsiniz. Şu an çok dolu olmadığı için ilave su koyacağım görün diye. Gördünüz mü? Bakın bu oynamaya başladı. Yukarı çıktı. Artık yer kalmadı. Boşaltman lazım diyor. Ve siz bunu buradan çekerek çıkartıyorsunuz. Bu kısmını da boşaltacaksınız gayet kolay bir şekilde. Sonrasında da yerine takıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani bunu bulaşık makinesinde yıkadınız. Bunu hafif bir duruladınız. Yerine taktınız. Olay burada bitiyor. Çok kapsamlı böyle büyük bir cihaz görünce tam otomatik falan acaba nasıl olacak bu temizlik? Kesin öyle bir endişeniz olmasın. Gayet basit bir şekilde temizliğini yapabiliyorsunuz. Bugün sizinle birlikte benim de evimde uzun zamandır kullandığım Philips 5400 Latte Go espresso makinesini inceledik. Ürünle ilgili detaylı sorularınız varsa lütfen aşağı yazın. Seve seve cevaplarım. Instagram'da beni takip etmiyorsanız oradan da takip edin. Çünkü günlük hayat içinde kullandığım ürünleri tabii ki orada biraz daha sık paylaşıyor oluyorum. Kanalıma hala abone değilseniz buraya gidip abone olabilirsiniz. İleriki zamanlarda kanalda görmek istediğiniz videolar için bunu da çek, bunu da incele, bunu merak ediyoruz dediklerinizi lütfen aşağı yazın. Yeni videolarda görüşürüz. Bye bye.